Antalya'da da kızıl toprak varmış ka. Ne anlamda? Mahalle. Ha, mahalle anlamda. Varmış. Yoksa kızıl toprak her yerde var. Kil. Tararosa. Ne? Tararosa değil miydi? Gerçekten Şampiyonlar Ligi ya. Bunlar bence abi Vsos'a rakip olabilir. Ruhi'ye söyleyelim. Buralardan geçmesin bilgi kanalı falan. Şimdi Kamil'e falan gelir. Kamil Ruhi'yle dalga geçer. O kadar bilgili birini Kamil'e. Tararosa'ymış. Selam ben Uras. Bugün takipçim bana çok güzel 5000 yıllık şehirden atıştırmalık gönderdi. Kanka millet başka bir şey yapacak. Watsonistan. Değil mi? Watsonistan'dan gönderdi. 5000 yıl. Ne yapayım abi, kutuda o yazıyor. Allah kahretmesin, her şey yere düştü ya. Böyle bir şey olur mu? Neydi? Watsonistan. Evet. Watsonistan'dan geldi ama Antalya'dan geldi. Kızıl Toprak Mahallesi. Tararosa. Lübnan atıştırmalıkları. Hadi başlayalım. Şimdi Seko bak, Numan Artuğ gönderdi. Instagram'dan şuradan böyle yapıştır DM yapıştırdı bana aşağıdaki Instagram hesabından. Dedi ben sana dedi Lübnan'a gidiyorum. Getirem dedi. Dedim olmaz. Önce dedim bir Kamil'e sormak lazım. Orası Tararosa mı? Kızıl Toprak mı orası? Evet dedi. O zaman dedim tamam gönder dedi. Teşekkür ediyorum Numan'cım. Şimdi bu ne lan? Lübnan atıştırmalı. Herkes inanılmaz ya. Yani inanılmaz bir özgüven ve bilgi patlaması. Beyrut. 5000 yıllık şehir Beyrut'tan geldi. Bir ara Beyrut çok modaydı. Herkes Beyrut'a gidip duruyordu. Niye? Abi şimdi uçak daha popüler. Evet evet. Herkes uçağa gidiyor kanka. Ben görüyorum kadın influencerları tam Murat Dağı'nda böyle poz veriyorlar. Evet evet. Gördüm. Ama dikkat etsinler de sizin akrabalara denk gelmesinler. Şimdi bu neymiş? Owen Baycott. Owen biliyorsun eski Manchester United'lı forvet. Michael Owen. Onun şeyi bu. Atıştırmalığı. Otantik resim. Otantik bir formül. Honey mustard. Lan yine mi bal? Hardal. Ama ballardan. Çok yağlıymış be. Yalamak ister misin sekon parmağımı? Olur. Yalarım. Al. Kanka ses çıkar lan öyle. Oo, çok güzel oldu. Bu ne lan? Oo, Seko. Ekmek parçaları. Çok güzelmiş lan. Hem de kızartma değil, en güzel tarafı o. Ustam mı? Ooo! İki parmağımı da beraber yaladı. Teletabilite süpürge var ya. Hemen mordan ilerliyoruz. Şaka mı bu? Mordan ilerliyoruz dedim. Çektim. Börtlen yazıyor lan. Lübnan atıştırmalıklarının üstünde. Aa, yukarıda da Saadet yazıyor. Saadet'i hatırlar mısın Sekom? Saadet düt 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 diye bir şarkımız vardı bizim. Bildiğin jelibon çıktı lan. Kendini almıştır belki Türkiye'de. Allah Allah. Kanka bizi mi yiyor acaba? Oğlum alt bakkaldan aldım. Bunu Şanlıurfa'dan aldım. Bunları bana mı gönderdin? Numan. Ha? Ama bir şey söyleyeceğim. Ben bunu hiç markette görmedim. Bundan. Numan kendi yapıyor. Oo çok güzel kokuyor lan. Oh, bakayım. Mmm. Bütün elimi yaladı. Güzelmiş lan. Ben bunu ekşileri seviyorum. Ekşi tatlı arası. Bu ne? Gold peanut. Bunun içindeki bir garip bu kadar bir şey var bunda. Altın fıstık. Kanka tombi. Ciddi misin ya? Bu ne lan? Aa çok garip. Al bak. Oh yarasın benim sekoma. Islanmış tombi lan bu. Evet lan ıslak gibi. Hmm. Al bak alın. Güzel ama. Bu tombi her yerde iş yapıyor abi anladın mı? Evet abi. Çok güzel çünkü. Geçen ben 5 paket falan aldım. Yedik sekonda. Ama ıslak gibi olması kötü ya. Evet niye öyle ıslak gibi? Karoş çöz. Niye ıslak gibi onu hemen bir test yap. Yaladılar galiba. Evet. Numan mı yaladı acaba gelmeden? Paketinde delik olduğunu düşünüyorum ben. Hava alması suretiyle ve ağzımın ıslakamasından dolayı bir ıslaklık hissediyorum. Evet. İşte genelken açıklama resmi makamlardan geldi. Bir sen de biraz tatlı abi. Evet, Türkiye'deki şeye göre. Tabii tabii canım tatlı zaten. Ha? Nemlenmiş mi diyorsun? O zaman Kaan'ın tezi kendisini kanıtlamış oldu. Zaten kanka bu çöl insanları, çöl halkları tatlı seviyor. Fas'a gittim ben bir kere. Çayı sekom gibi içiyorlar. 9 şekerli. Tatlı sevmeyen adam abi çayı 9-10-15 artık ne denk gelirse. Bu, kasede ne kadar varsa. Ben yani şekerin kasesinin içine çay. Aynen çayı böyle döküyor. Orak yapını. Ha? Öyle içiyor. Bu neymiş? Aa kahveli bir şey Seko. Bu güzeldir ya. Coffee Joy Italian Moment. Beyrut'tan geldi. İtalyan moment. Materazzi. Materazzi'ymiş evet. Yani inanılmaz bir kültür birikimi. Şu an taştı bu ofis ya. İtalya deyince aklına Materazzi mi geliyor? Geliyor. Kanka şu an futbol işi yapıyor ya. Ona endeksli. Ha harbiden ha. Senin kanalı söyleyelim. Bol bol futbol. Bol bol futbol. 11'lerle alakalı şeyler yapıyor. Dünyanın en pahalısı. İşte ilginç bir 11 söyle. Sigara içen en iyi 11. Sigara içen en iyi 11. 1 numara Serkan, 2 Serkan, 3 Serkan, 4 Serkan, 5 Serkan, 6 Serkan öyle gidiyor. Ben kalede iyi değilim. Beni kaleye koydum. 2 Serkan, 3 Serkan, 4 Serkan. Şaka maka. Bol bol futbol çok iyi kanal. Ben bile takip ediyorum. Öyle çok fazla takip etmem. Kamil bayağı uğraşıyor. Sekom'la beraber yapıyorlar. Neyse reklamını da çaktık. Gördük. Şimdi kahveli bir
Bu ne lan? Kahveli bisküvi hayatımda hiç yemedim bak. Bu gerçekten kesin farklı. Kesin güzeldir bence. Kaçın başka alemi. Çok güzel lan bu. Al. Abi her şeyi yalaya yalaya yiyor bu. Öyle seviyor demek ki. Şunu şöyle elden ele gezin. Nasıl? Hafif kahve. Çok hafif ama öyle deli gibi kahve tadı gelmiyor. En başta bir geliyor. High Life vardı ya abi üstünde böyle. Evet evet, High Life'ın kahvelisi gibi. Fena değil. Bu ne? Aa, Twister. Dolce. %100. Crispy Snacks. Barbekü. Heh işte bu barbekü deyince Kamil bayılıyor barbekü. Aa, makarnayı şey yapmışlar lan. Cips yapmışlar makarnayı. Bunları sevmiyorum yani. Ama şey güzel abi, bizdeki barbekülü güzel. Bu çok hoşuma gitmedi. Allah! Yine geldi Tombi. Fıstıklı. Bakayım. Bu ne lan? Hayatımda bu kadar tatsız tuzsuz bir şey yememiştim. Desene. Öyle bugün öyle. Çok tatsız tuzsuz değil mi kanka? Evet. Aa çok garip. Rolina. Ha bu ne abi bu? Adını unuttum. Raffaello'nun ya çakması ya da orada çıkarı. Paketlemeleri güzelmiş ama tamam. Evet. Raffaello'nun R'si de böyle abi yani direkt Raffaello. Paket ambalaj olarak yani. Suriye'den gitmiş bu. Aa açılmış oğlum, bu çok kötü nemlenmiştir ya, bak yapışmış zaten. Dur bu olmaz Seko'ya. Şu. İki tane olmaz. Oo bayatlamış oğlum, bu açılmış içinde ya. Çiğnenmiyor, bütün çıtırı gitmiş, yumuşacık olmuş Sekom. Açılmayaydı iyiydi, tadı güzel. Bunlar ne ya? Mantarlı ve kremalı ekmek. Bu Musa'nın favorisi. Abi hayır ya. Al bakalım Musa. İlk önce. Tamam iyiyim. Mantar kremalı çorba gibi bir şey Seko. Hiç beğenmedim. Al bunu istersen sen yersin. Potato sticks. Çok güzeldir abi. Kesin o güzeldir evet. Nasıl biliyor? Bu ne lan? Hiç hayalinizdeki gibi değil. İstersen bunu yiyebilirsin. Bu çıktı oğlum içinden. Kamil. Çabuk sindirilsin diye abi. Ben de zannediyorum ki böyle çıkacak patates. Hayaller Kamil, çıkan Musab. Hiç beğenmedim. Bu ne? Domatesli Seko, domatesli. Oo, Kaan Kosa var. Evet evet Kaan, lütfen. Herkes sevmediği şeyle imtihan ediliyor bugün. Geçen evde de bana zorla kremalı mantar çorbası içirdiler zaten. Beğenmedim. Zeytinlisi aynısını. Ama da cipsleri varmış. Evet ya ama bunlar güzel. Cips değil. Bak ekmek. Kızartma bunlar değil. Bunlar keşke Türkiye'de de olsa. Bunlarsa ooo bu çok güzelmiş lan. Ooo çok güzel. Kamil bunu seversin. Güzel değil mi Seko? Güzel. Zeytinli. Bu ne? Tam sanik. Aa jelibon pizza. Bakıyorum şu an. Çin'den gelmiş. Bizde bunun hamur yeri vardı, hatırlar mısınız? Hatırlıyorum ya. Bunda şey yok Sekon. Jelatin yok. Agarla yapmışlar. Agar agar diye bir tane şey var. Çok merak ettim. Midem haliçe döndü ya. Hiç beğenmedim. Ben bunu yerim ha. Güzel. Harbi mi? Hı. Hiç beğenmedim. Bu ne? Domal... Damel. Damelmiş bunun adı. Bir harfle kaçırdı Seko. İki. Evet, iki harfle. İstersen hani bunu şey yapabilirsin. Anam yanıyor. Pozisyon değiştireceksin. Evet, değiştirdim şu an. Yanıyorum Seko, çok çok mentollüymüş bu. Ha. Kim seviyordu mentol? Geçen mentol aşağı, mentol yukarı. Kaan. Kaan'ın çok güzel bir mideme saygım yok. Bence ben sana bir şey söyleyeyim mi? Mideme saygım yok serisi Kaan'ın. YouTube Türkiye'deki en güzel oynatma listesi ismi. Ciddi söylüyorum. En güzel oynatma listesi ismi o. Mideme saygım yok. Bence de çok yaratıcı. Evet. O videonun da linkini aşağı koyayım. Mentolü çok sevdiğini öğrendik Kaan'ın. İğrenç bir şeymiş. Ben de hiç sevmem. Ver. Heh. Görüyorsun değil mi? Burak. Burak İzbek. Evet. Burak İzbek. Bak sen gittikten sonra senin izinden gitmeye çalıştık abi. Kaan'ı mentolle 2 saat baş başa bırakmışlar. Hamamcı Kaan. Bu ne? Tam sen ne? Sana veriyorum. Kalbimin çiçeğini Küba'dan getirdim. Almaz mısın? Biliyor musun onu? Meşli kahve bizim Burak. Şeyin parodisi. Şahan'ın. Kalbimin çiçeğini Küba'dan getirdim. Almaz mısın Seko? Bunu merak ettim ha. Açamıyorum. Kanka yaptığım o ısırık hiçbir işe yaramadı. Nasıl açılacak ya? Ne yapıyorsun lan orada? Mentol üflüyorum abi sırada. Oğlum birbirlerinin ağızlarını kokluyorlar. Seko senin arkan dönükken böyle bir şey yakaladım. Bak ben ne ortamlar gördüm Seko. Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Gerçekten görmedim. Bromance. Yani hiç görmedim. Evet sen bunlarda çok yaklaşmasın. Ağzını koklattı adama. Şey yapıyor ya. Çok enteresan. Hayır sizin yapacağınız bölümde baksana kanka. Her tarafı ayrı oynuyor. Şu ortaya denk getirmeye çalışmışlar, olmamış. Becerememişler. Evet. Bu yeniyor mu ya acaba? Neyi? Oğlum şunu koklasana, bu yenir mi lan? Kanka arkasında da birisi neye yapmış tırnağıyla? Evet. Badana gibi koku. Duman neye yapmış abi?
Evet abi. Numan'ın nesi göster bakayım. Bak Numan'ın nesi. Yani bu yenir mi oğlum gerçekten? Görünüşü abi. Oğlum şundan... badana gibi kokuyor. Badana yapılmış ev gibi kokuyor. Görüntüsü oyun hamuru gibi şu an. Ama sert. Korkuyorum. Oğlum gerçekten yedikçe badana tadı geldi ağzıma. O bu ne ya? Çok kötü. Heh, al bir tane daha da kamer. Bu da limonlu. Bu da çok acı. Grip olduğumuz zaman içtiğimiz şey... Neydi onun adı? Aynen. Pastil. Pastil, evet. Bu güzelmiş Doman. Damer miydi, neydi? Ne teşekkürler. Oh. Güzel ama... Çok iyi. Gerçekten güzel kanka bu. En son mangosten. Mangosten meyve değil miydi ya? Evet. İşte şu. Oğlum ne güzel bir şeymiş lan bu. Evet bak. Maymuncuklarmış gibi. Aynen maymuncuklar. Animasyon gibi lan. Maymuncuk oğlum bu ne acayip bir şey lan. Bence kanka var ya bunun içi dünya değil. Kör balıklar. Şey kurbağa yumurtaları gibi. Karabaşlar onun adı. Kör balık. Bizim orada kör balık diyorlar. Toplardım ben onları küçükken. Kör balık. Karabaşa kör balık mı diyorlar sizin orada? Bunlar var ya nokta gibi dolaşıyorlar. Yavrular da. İşte onun adı karabaş. Kör balık diyorlar bizim orada. Yok aynı şey. Kurbağa yavrusu değil mi? Hayır. Enteresan. Kanka çok acayip lan bu. Çok fantastik bir şey ha. O. İster misin Seko? Evet. Mangosten. Shake well, serve chilled. Chilled diyor biraz serin olsun. Shake diyor. Shake diyor. Shake diyor. Abi evet, hiçbir şey, de, hiçbir şey değişmedi lan. Ha? Açma yerini de çok güzel yapmışlar ha. Ana vatanı Malaya, Yarımadası ve Sunda Adaları'ymış. Orası neresi oğlum? Ben de ilk kez duydum. O asıl araştırman gereken konu Malaya, Yarımadası. Nerede lan bu Malaya? Afrika falandır herhalde isimden çıktığı üzere. Buna baksa San Antonio Caddesi'nde yapılmış bu. Seko. Çek. Eğer tekrar takabilirsen bunu koleksiyonuna şey yapabilirsin. Asya'da. Şey tarafları o zaman. Biraz daha Güney Asya yani. Malezya. Malezya, Tayland tabii ama bunlar zaten tropik meyveler. Hadi bakalım. Ben bu mangostenden ilk yediğimde inanamamıştım yani. Çok lezzetli bir şeydir çünkü. Basil seed drink. Aa bir de içinde şey de varmış. Fesleğen değil mi ya? Fesleğen tohumu da varmış. Onlar nerede? Kanka içerken nasıl ayıracağız? Basil seed mi yoksa mangostenin içi mi? Ha yoksa bunlar basil seed mi? Yani... İşte içsin ya. Değil mi? Hiç sorgulama diyorsun o kadar. Doğru söylüyorsun. Kanka bir cumartesi ateşi çok güzel. Şaka yapma. Vallahi iç bak. Hı? Benlik değil bu. Çok tatlı. Yok çok tatlı. Aromasını değil. Sevdim ben. Aroma. Güzel de. Güzel değil mi Kamil? Türkiye'de olsa ben 2 günde bir alırım bundan. Değil mi? Burak beğendin mi? Çok güzel abi tadı. Sen beğendin mi Musab? Çok aşırı değil. Asıl lütfen otoriteye. Bakalım Kaan Bey. Bir de ben böyle içinde taneciği olan içeceği sevmiyorum. Ben de o yüzden sevmedim zaten. Bence daha güzel oluyor parçacıklı. Mesela bak Burak parçacıklı seviyormuş. Sen? O ağza gelsin sıkıyor. Ben sevmiyorum. Anladım. İyice cılkı çıktı. Güzel lan işte ben güzel dedim. Oldu bitti gitti güzel bu. Değiş, ama müthiş değil abi yani bence. Al bitir. En son öpücük mü attın? Ha Kamil'e. Ha Kamil'e. Kamil'e al. Muah dedim Kamil. O da karşılık verdi. Evet sağ ol. Bitti. Bak hiçbir şey kalmadı. Her şeyi yedik içtik. Sofrayı da Sekom kaldırsın. Kanka Sekom kaldıracak sofrayı. Tamam hadi Kur'an kaldırsın. O zaman oğlum niye bizi burada? Az kalsın Kaan'la birbirimize düşecektik. Çok teşekkür ediyorum Numan'cığım bu atıştırmalıklar için. Böyle enteresan, ilginç, az bulunmuş ülkelerde yaşayan insan... Az bulunmuş ülke ne demek? Uşak. Evet abi az bulunmuş 300 ülke. 300 bin kişi bulabilir. Bu, aynen. 301 bin olamıyor. Olamıyor. Az gidilen ülkelerde bulunmuş. Dünyanın öbür ucu olur. Ya mesela Guantanamo'da... Guantanamo değildi orası. Guatemala. Evet Guatemala'da yaşayan. Yok ya şimdi harbiden biri yaşar Guatemala'dan buraya bir şeyler göndermeye çalışır. Ayıkla pirinci taşırın. Öyle ilginç ülkelerde yaşıyorsanız Instagram'dan yazın. Görmeye çalışacağım. Çok fazla mesaj geliyor. Görürsem de hop muhabbet kakara kikiri. Hop balayarım yaz geldi. Bir dakika gitmeyin bir yere. Genel fikrimizi söylememişiz. Atıştırmalıklarla alakalı. Bence fena değildi. Ama hala bir Ukrayna'ya. Ukrayna'yla aralarını uçurmak. Evet yetişemiyorlar. Yani buradaki en güzel. Yani aslına bakarsan bunların hiçbirini almam ben. Ben de almam. Ha bir şunu alırım. Bakkal içinden bir test edip gönderiyor Lübnan'da öyle bir durum söz konusu. Evet. Açıyor. Aynen mesela nerede bu? Heh, şunu. Bir tane diyor ben bir yiyeyim diyor. Öyle gönderiyor. Ya da gümrükte biri lüpletmiş. Ya da bizim Numan. Olabilir. Canı çekmiş bir tane almış. En güzeli buydu abi. Evet bence de iyiydi. Şimdi gidebiliriz. Hoşçakalın.